düzgün ev yok, yer yok, yurt yok, polis yok, karakol yok. Hiçbir şey yoktu. Hocamız vardı, caminin hocasıydı. Evime getirirdi, tek odalı bir yerdeydim. Ondan sonra kendi evine dönerdi. Korkuyorduk o zaman. Burada 38 hane vardı geldiğimizde. Çok muhterem insanlar vardı. Bizlere, biz küçüktük çünkü, bizlere çok yakınlık veren insanlar vardı. Bir evin adamı gibi, bir başka beklemeden, azı bulduk, çoğu bulduk, yiyorduk. Ta çoğunu aramadan, iyisi var mı yok mu diye seçmeden. Burada aş evi vardı. Akşam saat 5'te orası yemek vermeye başlardı. Çorba ve sever tasları ile beraber gidilirdi. Oradan ailen çokluğuna azlığına göre yemek verirlerdi. Bu insanların çoğu oradan geçiniyordu. Deri kundurada çalışan, camda çalışanlar çalışıyordu. Çalışmayanlar da sokaklarda balık satan oluyordu, hamç satan oluyordu. Onlardan yiyip içiyorlardı. Bizim yaşlılarımız bize çok iyi davranırlardı. Sorarlardı, halatı sorarlardı. Annen baban nerede, nereden geldin onu sorarlardı. Çok çok tatlı zamanlarımız geçti. O yokluk zamanında bile çok tatlı zamanlarımız geçti. Eski hayatta tatlılık, huzur, mutluluk, mutluluk vardı bir de. Bayrama bir gün kala şeyler başlardı veya iki gün kala askılar başlardı. Askı yaparlardı. Hamur işi yaparlardı. Fırınlara verilirdi. Eskiden evlerde fırın yoktu. Fırınlara veriliyordu. Ekmek fırınlarına veriliyordu. Orada pişirtiliyordu. Tatlar yaptırılıyordu. Komşularla beraber paylaşıp yeniliyordu. Buradaki bayramlaşmamızda çok böyle helva melva kavurduk. Tatlımız oldu, dolmamız oldu. İşte giderdik o komşuya, elimizde bir tapakla baraba gider bayramlaşıyorduk. Komşuya giderdik. Komşu da bize gelirdi. Küçük de olsa, büyük de olsa bize gelirdi. Sonra incir toplamaya giderdik. Şu karşı taraflar hep incirlikti, meyvalıktı. Gürcü mahalleleri üstüne yukarı. O meyvalıklardan incir toplardık. Kimine parin alıyorduk. Ben bura derlerdi. Parin alıyorduk. Gelirdik leçer yapardık. Bizim yememiz her zaman önümüzde olur. Hiç arkada olmaz. Her zaman önümüzde olur. Eve geldi mi mutlaka yemek hazırdır. Sonra da hazırlanmıştır. Çocukları da toplarlar. Yemeğe yedirirler. Ben evlendik, ağabeyimin yüzü geldim. Bir kaynanan, bir beyim, bir ben. Aynı öyleydi burada akılarda. Geldik, üç kişi sofraya oturup köyde yemek yiyorduk. Kaynanam sofraya oturmadan ben oturmuyordum. Ve de bir dizimin üstüne oturuyordu. Bunu bilir misiniz? Bilmem. O zamanki durum saygıdan, sevgiden ötürü gelin, damat, kız veya evin kızı yatağa gidemezdi. Hanımı bile yatağa gidemezdi. Beyi yatmadı. Sevgi çok önemliydi. Evde bir tıkırtı olduğu zaman, sabah kalkıldığı zaman mutlaka ayağa kalkılır. Hangi odadan kalktılar, kim kalktı diye onun ilk işe gidecek olan insanın çayı koyulurdu. Gelin olsun veya damat olsun veyahut kaynana olsun bunları yapardı. O çay içip gittikten sonra, ona güle güle dedikten sonra bilahare kendilerine hazırlık yapılırdı. Çok böyle yırtıcı, canavarca bilgi yoktu insanlarda. Radyoyu teyip çalarken, söylerken insanlar böyle bir tuhaf oluyorlardı.
haber dinlemek yoktu, haber bilmiyorduk haber. Radyoda, teyipte, televizyon yoktu. Benim beyim getirdi televizyonu Almanya'dan da. Orada televizyon evde açıktı. Köprünün açılışına baktılar. Evim böyleydi. Televizyon yoktu. Fakirdik, yoksulduk ama insanlar çok çok saygılıydı. Çok çok saygılıydı. Bir kadın bir erkeğin önünden geçemezdi. Tanısın veya tanımasın. Ona yol verilirdi. Bu yoldan giden gelen mesela erkekler, kadınlar kapıda bacada yolda olurdu. Ama kadınlar edebiyle olurdu. Başlarında örtüleri güzel. Ondan sonra bellerinde etekleri, adamlar da böyle kadınlara bakıp da böyle bir haşerli olmazdı. Namusuyla uslu başlı yine gelip geçerlerdi, herkes evine giderdi. Yoldan öyle geçerlerdi, birbirimize saygımız vardı. Saygı vardı, sevgi yoksa saygı vardı. Para yoktu, mal yoktu, hiçbir şey yoktu ama herkes mutluydu. Az paralanıyordu ama geçim çok güzeldi.